süreç darbe girişimiyle mücadele eden iktidarın kendileri gibi düşünmeyenlere yönelik darbesine dönüştü. Bunun en ağır bedelini de ülkemizin aydınları, eğitimcileri, bilim insanları, akademisyenler ödüyor. Başkanlık sisteminin başkan adayının dediği gibi doğrusu Türkiye hiç bu kadar özgür olmamıştı bilime, düşünceye, üretmeye, sanata tahammülü olmayanların yeni Türkiye'sinde iktidar partisi gibi düşünmeyen, iktidar partisinin arzu ettiği bitmiş ve tükenmiş bir gelecek için çalışmayan, rant, rüşvet, yolsuzluk zincirleri içerisinde zenginlikle yaşamayan, saltanat, saltanat sürmeyen, kindar ve dindar olmayan, düşmanlık üretmeyen, toplumu bölmek istemeyen, barış isteyen huzur isteyen, istikrar isteyen, gerçek bir istikrar isteyen herkes mi terörist? Anayasa değişikliği paketinin görüşülmeye başlandığı günden bugüne geçen sürede hayır diyenlere yönelik en az 20 saldırı gerçekleşti. Hayır kampanyası yürüten en az 44 kişi gözaltına alındı. 3 kişi tutuklandı. Madem bir referandum var, iki seçenekten biri olan hayırı dinlendirmek, söylemek, paylaşmak neden suç? Evet tercihini tarafsız olması gerekirken yasal olmayan şekilde dillendiren kaymakamlar, rektörler, yandaş medya, ana haber kanalları neden meşru da hayır şarkısı söyleyen kadınlar gözaltında afiş asan öğrenciler tutuklanıyor? Bunu merak ediyorum. AKP iktidarı Türkiye'yi kendi siyasi ideolojisinin sınırları içerisine hapsetti ayrımcı bir anlayışla o sınırların dışında kalan herkesi terörist ilan ediyor ve bunda da bir sakınca duymuyor. Bu mantıkla devam ederse çağırınca durmayan taksiciyi, soğuk çay getiren garsonu, ceza yazan trafik polisini, vergi soran memuru, kim bilir belki canlarını yakan dişçiyi bile terörist ilan etmek üzereler. Bunlar da olursa şaşırmayacağız. En sonunda da sarayın elitleri dışında kalan basit bir düzenlemede bile en ufak fikir ayrılığına düştükleri tüm AKP'lileri de terörist ilan edecekler. Bu gidiş buna işaret ediyor. Bilime dayalı eğitimin olmadığı yerde demokrasiyi çoğunluğun hükümdarlığı zannetmeleri normal. Buna şaşırmıyoruz. Öyle bir hal ki kendilerine oy vermeyen yüzde 49'un tamamı terörist, tamamı PKK'lı, DHKPC'li, FETÖ'lü, yetmez ama evet el yükseltelim hepsi birden çeşitli kokteyl, karma örgüt üyeliklerine atfediliyorlar. Bir tek IŞİD'li demeye kıyamıyorlar. Öyle benimsemişler ki kimseye doğrusu yar edemiyorlar. Herkes kendileri gibi düşünceden, akıldan, muhakemeden uzak sanıyorlar. Kimse sormaz sanıyorlar. Kimse 15 yıldır tek başına iktidardasın, birini bile sorunların neden çözmedin demez. Yıllarca barış süreci diye halka aldattın, niye o zaman çözümü aramadın. Niye sadece güneyde oda değil, memleketin her bölgesinde türlü terörist can almaya devam ediyor demez sanıyorlar. Memleketi komşularla sıfır sorundan sıfır komşu noktasına getirdin. Savaşa soktun. Askerlerimiz ölüyor, şehitlerimiz geliyor. Neden demez sanıyorlar? Ne uğruna bütün bunlar? Her gün gencecik insanlarımız ne uğruna ölüyorlar? Bir başkanlık sevdası uğruna mı? Yoksa meclis mekanizmalarını sağlıklı şekilde çalıştırsak her birine el birliğiyle çözüm üretebileceğimiz bu sorunların yerine başkanlığı getirmek uğruna mı diye sormaz sanıyorlar? Eğitim olmayınca, akademiler yok edilince onu da kimse sormaz. Ocağında ekonominin çöküşünü hissetmez evinde, barkında şehidinin acısını sorgulamaz olur zannediyorlar. Ama asıl sorun da bu. Kimse zaten sormasın, soramasın istiyorlar. Hayır demek işte tüm bunların yalın gerçekliğinden ötürü suç. Yanlışı gören, ülkesi için kaygı duyan, bilimsel eğitim ve bağımsız yargıya sahip çıkan, barış isteyen akademisyenlere, sanatçılara duydukları hınç ve bu tarihin en ağır, benzersiz baskı günlerinin utanç kahkaları da işte korkudan sadece düşüncelerini ifade ettikleri için sendikalı olup itirazlarını eylemlerle dile getirdikleri için barış istedikleri için direnme hakkını, protesto hakkını kullandıkları için toplumu aydınlattıkları için ya da kısaca hayır dedikleri için işinden, ekmeğinden, geleceğinden edilen tüm kamu emekçilerinin, tüm aydınlanma savaşçılarının yanındayız. Her bir adalete kavuşana kadar, işlerine dönene kadar direnç ve kararlılıkla mücadelelerine sahip çıkacağız. Onlar dönecek. Tıpkı 12 Eylül'ün 1402'lik aydınları, akademisyenler nasıl üniversitelerine döndülerse onlar da geri dönecekler. Bu hukuksuz kararların altında imzaları olanlar da hukuk çerçevesinde bunun bedelini ödeyecekler. İhtiyacımız olan bir rejim değişikliği değil, ihtiyacımız olan yeni bir Türkiye değil adil ve eşitlikçi yeni bir iktidardır. Teşekkür ediyorum.